Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyulu mahallesinde ikamet eden ve 1995 yılından bu yana çiftçilik yapan Mehmet Yılmaz, silajlık mısır ekimi ve bakımı hakkında bilgiler verdi. Yıldız mısır çeşitleri hakkında şunları söyledi. Pamuk ekiyoruz, mısır da ekiyoruz. Mısırlarımız silajlıkla ekiyoruz. Tane mısır bizim buralarda fazla rağbet kalmadı. Böyle devam edeceğiz yani. Mısır çeşitleri, Pioneer mısır çeşitleri var. Dekalbi mısır çeşitleri var. Syngenta mısır çeşitleri var. Tanelik silajlık diye bunlar ikiye ayrılıyor. Tanelik çeşitler 150 günlük, 130 günlük olmak üzere birinci mahsul buğday arkası olarak çeşitlendiriliyor. Silajlık mısırlar genelde buğday arkası ekim yapılıyor kısa sürede. Tane mısırlar 150 günlük olduğu için birinci mahsul şey yapmak gerekiyor. Onların verim biraz daha fazla oluyor, güzel oluyor. Silajlık mısırları birinci mahsul tercih etmiyor halkımız. Buğdayın samandan faydalanıyor, tanesinden faydalanıyor. Arkasından silajlık mısır ekiyor. Mısırı bu şekilde değerlendiriyor yani. Yıldız mısırların ekim ve hasat tarihi hakkında konuştu. Tane mısırların ana ürünlerin dediğimiz tane mısırları ekim tarihleri Nisan ayında, Mayıs'ın 10'una kadar ekim yapılabiliyor. Silajlık mısırlar dediğimiz gibi buğday arkası oluyor. 150 günlük Nisan'ın ayları içinde hasatta ekim Kasım ayları içinde oluyor. Yıldız mısır tarlasının bakımında fazla işçiliğe gerek olmadığının altını çizdi. Mısırın bakımı mısırda fazla bir işçilik gerek kalmıyor. Sadece yabancı ot olduğu zaman içinde yabancı ot ilacı atıyoruz. Artı kurt ilacı atıyoruz. Yapraktan yaprak gübresi çeşitleri veriyoruz. Artı araya üre gübresi veriyoruz. Toprak altı gübresi veriyoruz. Yani pamuk gibi çok zahmetli bir şey yok yani. Çiftçiliğin yanında hayvancılıkla da uğraşan Yıldız, silajlık mısırı kendileri için ektiklerini söyledi. Kendimiz için, genelde kendimiz için. Hayvancılar genelde kendisi için ekiyor. Silajı satan oluyor yani. Silajı yapıp da satanlar oluyor. Yani. Yıldız geçtiğimiz yıllardan bu zamana mısır ekip biçme maliyetinin arttığının altını çizdi. Mısır tohumları çok pahalandı. Mısır tohumları aşırı derece pahalandı. Geçen seneki fiyatı göre %50 gibi bir artış muhakkak var yani. Gübrelerde de bir artış var. Efendim söyleyeyim. Çok olmasa dahi bir artış var muhakkak var yani. Yani bunlar olduğu zaman da yapımını etkiliyor, nakliyatını etkiliyor sattığımız zaman. Efendim söyleyeyim, hayvancılar da bu sefer ne yapıyorlar? Muhakkak süt de pahalı oluyor, kesit de pahalı oluyor artık. Yıldız üretim esnasında yaşadıkları sorunlardan da bahsetti. Üretim esnasında bizim yaşadığımız sorun su sorunu var, kuraklık sorunu var yani. İki kat üzerinden su vereceğiz. Söylendi bu hal. İnşallah fazlalaşır. Onun bir şey diyemiyoruz ama ne olacağını bilmiyoruz ama iki kat şu anda su verilecek yani.